Merhaba arkadaşlar, Parçalıyoruz serisinin ikinci bölümüne hoş geldiniz. Hedefimizde çok konuşulan biri var, Oktay Sinanoğlu. Merhaba Ömer, nasılsın? Merhaba Yaşar, iyiyim. Oktay Sinanoğlu eskiden konuşuyordu çok. Evet, çok konuşuyordu. Türk Einstein'ı diyorlardı, Türkçe'ye sahip çıkan insan diyorlardı. Seyircilerimiz de çok istedi bu arada. 110-120 like vardı bir yoruma dair. Hedefimizi aldık ama Oktay Sinanoğlu için biraz zorlandık çünkü çok argüman yok aslında. Yok, çürütmesi en zoru aslında argüman olmadığı zaman oluyor. Aynen, boş hamaset. Full slogan, onu çürütmesi çok zor. Fakat bugün şöyle gideceğiz. Önce o sloganı, o hamaseti ifşa edeceğiz ama ne demek istiyor aslında? Yani Oktay Sinanoğlu'nun argümanın özünü de anlamaya çalışıp anlatmak istediğini birazcık ona da kredi verip tartışacağız. Böylece aslında daha da verimli bir tartışma yapabileceğimizi düşünüyoruz. Ama günün sonunda bence Oktay Sinanoğlu yine parçalanıp gidecek. Çok video seçtik sizin için. En çok izlenenler, en çok konuşulanlar. Hazırsak başlayalım. Kameranın arkasında Ebu var. Hoş geldiniz. İlk sekansımız geçenlerde Twitter'da viral olmuştu. Onu izleyerek başlıyoruz. Evet Ömer. İstilasında Fransa'dan gelen Normanların, İngiltere'ye medeniyet getiren Normanların ve oraya hakim olan, oraya geldikleri zaman Manş Denizi'ni geçip beraber gelen bir keşişin hatıratını okudum o istilada. Norman keşişi İngiltere kıyısına vardıkları zaman oradaki yerli İngilizlerin o günkü durumunu anlatıyor. Ağaçlarda yaşıyorlar. 4 tane kazık çıkıyorlar, üstüne bir ot koyuyorlar. O ağaçlarda yaşıyorlar ve diyor ki adam kendi nehirlerinin bir kenarından bir kenarına geçecek kadar bile kayıkçılık bile bilmiyorlar diyor. Tam yabani bir hali. İngiliz budur. Evet, Normanlar oraya medeniyet getiriyor filan. Şimdi o Norman sınıfı, hakim sınıf, asılzade sınıfı bugün Oxford, İngiliz, Cambridge, Oxford da tam kelime tercümesini yaparsak Öküz Kalesi manasına gelir, affedersiniz. Evet. Abartma. Yani gözünüzde fazla büyütmeyin. Ayrıca işte Avrupa'nın en eski evren kentlerinden olan Oxford evren kenti de Karatay Medresesi'nden kopya çekilmiştir. Onu da bilesiniz. Doktora sistemi olduğu gibi. Evet. Evet, şimdi Yaşar, sen Karatay Medresesi'ni duymuş muydun? Yok, duymadım. Sence Karatay Medresesi, ben baktım, araştırdım. Karatay Medresesi hakkında çok az bilgi var. Öyle mi? 1251'de kurulmuş. Güzel. Oxford 1096 evet. diye diyorlar ama 1096'da eğitim başlamış. Aynen. Ama öyle bir eğitim var ki 1200'de bir grup kopup Cambridge'i kurmuş. Aynen. Düşün. Evet. Sence Karatay Medresesi'nden sistem çalmışlar mıdır? Şey gibi abi, hani dünyanın öbür ucundan yediriyorlar. Karatay nerede ve oradan doktora sistemini alıp getiriyorsun. O zaman bu da üniversite dediğin şey aslında kiliseler gibi böyle bir özellik yapılar. Tabii canım yani. Üniversite dediğimiz şey de problemli orada. Hani evet. Dünyanın en eski üniversitesi dediğin yer niye üniversite? Hani bugünkü üniversiteyle benzerlikleri ne? Orası soru işareti zaten. Ama ilk başa gelelim. Anlatmaya çalıştığı şey İngilizler. Barbardır, yabandır. Burada iki sorun var. Bir, İngiliz kimdir? Şimdi bunu niye sorduğumu şöyle söyleyeyim. Bugün İngiliz dediğimiz grup aslında oraya sonradan gelen Anglo-Saksonlar, o Anglo-Saksonlardan sonra gelen Normanlar, bunların karışımı. Anglo-Saksonlardan önce de burada başka halklar var. Keltler var, Britonlar var falan. Yani bu adam aslında İngiliz yabanidir diyerek Norman öncesi grubu söylüyor. Anglo-Saksonları diyor. Anglo-Saksonlar dediğimizde kim? Onları biliyorsun sen. İşte bizim bugün İngilizler, Amerikanlar falan. Tamam, Anglo-Saksonlar esasen Alman kabileler. Hı-hı. Yani bunlar aslında bugünkü Almanya, Danimarka ve Hollanda'dan German. Geliyorlar. Ha, German savaşçı kabileler. German savaşçı kabileler buradan çıkıp adaya gidiyor. Adayı istila ediyor ve adayı yönetmeye başlıyor. Adamın iddiasına bunlar nehri bile geçemezler. Abi adamlar Almanya'dan gelmişler. Bunları şey gibi resmediyor. Yani bunlar hiçbir şey yapmıyorlar. Adada tamamen yabani bir hayat var. Yabani bir hayat var dediği zamanki nüfusa baktım ben. Tahmin edilen nüfus 2 milyon normal istilası öncesi. 2 milyon insan ağaçlarda yaşıyor. Ya sen bize bayağı bir bilgi verdin ki ya zaten yanlışları olduğunu söyledin ama bence asıl nokta onu böyle bir aşağılama hissiyatı var yani. İngilizleri aşağılamak istiyor. Evet. Orada biraz bence Oktay Sinanoğlu'na böyle çok gördüğümüz bir tema bu. Sürekli böyle kendini tekrarlayan bir şey. Medeniyetsiz. Aynen. Yani ekseriyetle Batı ama özellikle onun içerisinde İngilizler, Amerikanlar vahşidirler, yabandırlar. Onların bu kadar gelişmiş olduğuna bakmayın. Bunlar 1000 sene önce zaten kanoya binemiyorlardı. Gemileri bile yoktu. Çünkü böyle bir aşağılama hissiyatı var. Niye İngilizlere takmış onu da anlamadım. Yani çünkü bu argümanların tamamını Almanlar için de yaparsın. Yaparsın. Birincisi doktorasını Amerika'da yaptığı için bence onlara daha çok haşır neşir. Bir de dünyanın yöneticisi Amerika. Ona karşı bir anti-Amerikancılık var. Anglo-Sakson dünyasına evet. Bir antilik var. Bir de dil takıntısı da var yani o İngiliz dilinin biraz küresel dili olması ama tamamen bence burada bir aşağılık psikolojisi var. Evet. Yani o aşağılık psikolojisinden dolayı Oxford'u küçümsüyor. Oxford'u diyor gözünüze büyütmeyin o mesela laf arasında. Öküz kalesidir ya. Bu nasıl bir aşağılama ondan alalım. Bu da yanlış bu arada. Evet ya aslında. Oxford öküz kalesi demek de değil. O da etimolojik söylediği şeyler de yanlış. Ya bir sürü bilgi yanlış var. Dayandırdığı şeyler yanlış ama sonuç bence daha fecaat. O aşağılama hissi neye hizmet ediyor onu ben anlamıyorum. Hani işte bin yıl önce bunlar barbardı.
Şimdi süperlerse övelim abi adamları. Adamlar sıfırdan gelip uçmuşlar. Bu aşağılanacak bir şey mi? Yani 1000 yıl önce sen ev bile yapamıyordun. Şimdi dünyayı yönetiyorsun. Medeniyetin ilerlemesine en çok katkıyı belki de sen vermişsin. Anglo-Sakson dünyası için diyorum. Yani bunda ben zaten aşağılanacak bir şey de görmüyorum. Büyük bir başarı görüyorum. Bir de şu problem var. Bahsettiği zamanlar Türk toplumu da, yani Türk kavimleri de ilerlemiş durumda değil. Yani aslında bu Alman kabileler var ya. Alman savaşçı kabileler. Nomad bunlar. Göçebe kabileler. Evet. Onlar aslında Türk kabilelerine benziyor. Türklerin Orta Asya'daki tarzı da o. Yani medeniyet dediğin hani dildir, yaptığı şehirdir, mimarisidir. Onları da zaten Türkler de şeyden alıyor. Yerleşik halklardan alıyorlar. O İbni Haldun'u sen biliyorsundur hikayesini. Bu savaşçı kabileler, göçmen kabileler şehre giderler. Şehirde yerleşik bir kültür vardır. Orada işte sanat vardır, edebiyat vardır, bir şey vardır. Orayı yönetirler ama asimile olurlar. Evet. Aynısı burada da oluyor. Yani adamın anlattığı ki Normanlar geldi orayı medenileştirdi. Yani Türkiye'de de dersin ki o zaman Türk toplumu da Farslarla tanıştı. Orada Farslardan etkilendi, medenileşti. Aynı şey bize de geçtiler. Tarihin akışı zaten böyledir. Ya zaten tekrarlanan bir imge olarak sürekli bence Oktay Sinan'la şeyi göreceğiz. O batıya karşı bir nefret ve onu da sürekli yerin dibine sokma. Ama karşında tarihi nasıl okuyor? Belirsiz. Yani ne anlatmak istiyor? Ben Oktay Sinanoğlu'nun ne anlatmak istediğini ilerleyen videolarda hiç anlayamayacağım. Bana hep böyle bir duygu var gibi geliyor. Hep aslında bir duygunun bir patlaması. Bu da nefret ve aşağılık kompleksi. Yoksa hani duygunun hakim olduğu konuşmalar. Ama istersen bir sonraki konuşmaya geçelim. Kelime sayısı. Evet. Kelime sayısı. İngilizce'deki kelime sayısıyla Türkçe'deki İngilizce diye bir dil yoktur. İngilizce 300 senelik falan geçmiş olan 5 dilin kırması, sokakta konuşulanın bile %60'ı Latince'nin çok bozuğu, ki daha az bozuğu Fransızcadır. Daha da az bozuğu İspanyolcadır. Almanca mesela. Almanca ayrıdır. Tamam. İngilizce'de terim türetme yeteneği yok. Bakın ben yeni kuramlar falan ortaya attığımız zaman, bir şeyler bulduğumuz zaman İngilizce terimlerini de ben koymak. Çünkü bunu yapan bu koyar adını. Bunda çok zorlanıyorsun. Yok. Usulü kaidesi falan yok. Baş harflerini alıyorlar falan bir şeyler. Halbuki Türkçe'de hepsini buluyorsun ve herkes anlayabiliyor. Eğer Türkçeyi dostları biliyorsa. İngilizce'de terimler bulmak istedikleri zaman uydurmaktan başka çareleri yoktu. Hatta bir cümle yapıp baş harflerini alıp kelime yapıyorlar ki dilcilere göre bu bir dilin beş para etmediğini göstergesidir ve böyle yapılan kelimelerin adı akronimdir. Yani ölü at, yani dil ölüyor demektir. İngilizce ölüyor mu sence? Ya İngilizce bence kesinlikle ölmüyor ama şöyle bir absürt bir iddia olabilir mi? İngilizce diye bir dil yoktur. Vallahi 1 milyar insan konuşuyor bir kere, hani İngilizce diye bir dil yoktur. Ama yine bak aynı takıntıyı görüyoruz. Bir saf arama hali var. Bir saflık. Diyor ya, İngilizce çok fazla dışarıdan kelime alıyor. Evet. Bu en küçük birimde dil ama daha büyük ölçekte kültüre de aynı bakış açısı var. Safı arama. Mesela yine 1000 sene önce işte İngiltere'yi barbarlıkla suçlarken onların böyle en geçmişine doğru gidip bunlar böyleydi zaten. Barbarlardı. Hala barbarlar. Ya böyle bir dil yok. Bütün diller aslında başka dillerden, başka kültürlerden etkilenir. Onlardan kelime alır ve böyle zenginleşir. Tabii. Bence zengin dil de budur. Aynen yani, zenginleşme bu. Ama yani dildeki zenginleşmeyi reddediyor. Yani Oktay Sinanoğlu'na kalsa konuşulacak Türkçe çok sınırlı bir Türkçe olacak. Çünkü düşünsene Türkçe'yi düşünün sadece. Arapça etkisi var. Farsça etkisi var. Fransızca etkisi var. İngilizce çok azdır. Türkçe'ye dışarıdan gelen kelime sayısı inanılmaz fazla. Ama o da aynı mantık. Göçebe toplum karşılaştığı her yerle etkileşime geçiyor. Geçtikçe de o kavramları onlardan alıyor. Kelimeleri onlardan alıyor. Şöyle de olabilir. Kelimeler niye var? Dünyayı anlamlandırmak için. Ve diyelim ki dünyanın başka bir yerine bir kelime o duyguyu anlamlandırmak için ortaya çıkıyor. Televizyon kelimesi. Aa bak İngilizce'den geldi. Ya bir teknik bir anlamı var. Bir aletin ürünü. O sana doğru gelince onun adını sen oradan alıyorsun. Ama dışarıdan geldi. Şimdi biz bunu red mi edelim? Yoğurdu da veriyoruz mesela. İyi şeyler de var. Evet. Yoğurdu herkes bizden almış. Ya aslında Oktay Sinanoğlu'na gördüğüm şey şu. Bir etkileşime bir karşı olma. Bir yabancı görünce ona karşı hemen bir reaksiyonel bir tutum alma. Hani neden? Neden reaksiyonel bir tutum alıyoruz? Kaldı ki onun önerdiği Türkçe niye o an arı Türkçe oluyor? O anda da baktığımızda 1900'deki Türkçe aslında 1800'e kıyasla yine etkilenmiş bir Türkçe değil mi? Sonsuz regresyon yapman lazım yine arıya gitmek için. Yani gelenek dediğimiz şeyi donduruyorlar ve yaratıyorlar onu. Ve sanki değişmez bir gelenek yatıyorlar. Hayır, geleneğin kendisi de aslında dönüşen bir şey. Mesela şimdi bizim şu an kullandığımız Türkçe'de belli kelimeler var. Ne bileyim, okuma yapmak. Geçenlerde böyle bir tartışma olmuş Twitter'da. Biri dedi ki okuma yapmak ne ya kardeşim, siz ne demek istiyorsunuz? Halbuki biz okuma yapmak deyince bir şey anlaşılıyor. Anlaşılıyor. Yani kitap okumanın dışında bir anlamı var. Ve bu bir anlam kazanmış. Aynen. Niye buna karşı çıkıyorsunuz? Dil canlı bir organizma. Evet. Gelişiyor, dönüşüyor. Aynen, bu canlılığa karşı olma hali var. Yani biz 1900'deki dili konuşacağız gibi bir şey saçmalık. Veya 1900'deki dili konuşmaya çalışmak da saçmalık. Aynısını bugün biz derste konuştuk. Hocamız da aynı şey demiş. Yani bugün birisi Molière gibi bir Fransızca konuşmaya çalışsa veya yazmaya çalışsa güleriz.
Saçma olur. Evet. Manası da yok. Bu biraz eski jenerasyonda var. Bu dil takıntısı. Ari dil, saf dil, işte yabancı dilden etkilenmeyin takıntısını ben biraz eski jenerasyonda görüyorum. Tamam. Bay Türkçe, bu dört kitap bunlar. Niye böyle bir başlık attınız hocam? O içinde yazıyor ki eğer aklınızı başınıza almazsanız yakında Türkçe'ye de bay bay Türkçe dersiniz. Sonra bir yerde de dedik ki kaç sene evvel Türkçe giderse Türkiye gider. Yani bay bay Türkçe derseniz sonra yakında bay bay Türkiye dersiniz. Yani bu yabancı dille eğitimle bilincini kaybeden, kimliğini kaybeden, feleğini şaşıran, ne olduğunu bilmeyen, atasına küfür eder hale gelen, kendi kültüründen haberdar olmayan ve haberdar olmadığı kendi kültürüne küfreden nesiller ve bu insanların sayısı arttıkça bu ülkede kendi vatan topraklarına, yabancıya kendi tapularını kendi eliyle veren şerefsizlerin sayısı bol bol artacaktır dedim. Kaç sene evvel? Olmadı mı? Ben düşünüyorum. Türkiye'ye gitti. Kapılar her tarafta verilmiştir. Bağlantılar çok kötü. Globalleşme etkisiyle yabancıların gelip ev almasını falan filan buralara bağlıyor. Böyle bakarsan dünyadaki her millet satılmış ve şerefsizdir. Bugün Fransa'da Rusların mülkü çok, Katarlıların, Arapların mülkü çok. Aynı şekilde İngiltere öyle Chelsea'yi kapatmış Türklerle Ruslar. Böyle bir şey tabii çok kalmadı artık. Bir de hani Oktay Sinanoğlu'nda sürekli bir ahlaki vurgu var bence. Ve özellikle taktığı kesim sözde aydınlar. Bu sözde aydınlar nasıl oluyor bilinmiyor. Yabancı kültüre entegre oluyorlar ve bir anda milli kimliklerini unutup, milli benliklerini unutup, milli çıkarları unutup ki o milli tanımlaması da çok soru işareti bir tanım. Ancak Oktay Sinanoğlu'nun oynadığı şeyde olursanız milli oluyorsunuz. Bir anda vatana düşman ve quote unquote şerefsiz oluyorsun. Yani, İngilizce bildiği için. Aynen. Yani, orada bağlantı şey kötü. Yani, dil bilmeyle bunun ne ilgisi var? Bir an evet, kaybediyorsun. Yani bu münazara ilk başlayanlara şu denir. Kaos olur argümanı vermeyin. Vergiler düşerse kaos olur. Burada da Oktay Sinanoğlu öyle bir hataya düşüyor. Dil öğrenirsen kaos olur, vatan düşmanı olursun. Nasıl oluyor? Vallahi hiç anlamıyorum. Ama Oktay Sinanoğlu'nun takıntılı olduğu bir şey var Ömer. Yabancı dilde eğitim. Yabancı dilde bu eğitim. Bu tartışılan bir konu. Bunu şöyle bu kadar karikatüre etmeyelim. Şöyle diyor bu arada. Yabancı dilde eğitim sömürgeleşmenin bir adımıdır ve sadece Türkiye'de vardır diyor. Sadece Türkiye'de yoktur. Yani, zaten yoktur ama da. Çıkışı bu yani. Ya, aksine mesela bugün Almanya'da, Fransa'da dahi İngilizce dilde eğitimin yaygınlaştığını görürüz. Çünkü dünyaya adapte olabilmek, dışarıdan öğrenci çekebilmek, trendleri takip edebilmek için buna ihtiyaç duyuyorlar. Kaldı ki Türkiye gibi orta öğretimin, ilkokulun, yabancı dil eğitiminin kötü olduğu bir ülkede, üniversitede sen yabancı dil eğitimi vermezsen, bak Boğaziçi'nde yabancı dil eğitimi veriliyor, Bilkent'te, Koç'ta, Sabancı'da veriliyor. Sabancı'da benim okuduğum İngilizce kağıtlar felakette. Ben bak İngilizce... verdiğimiz hal bu. Verdiğimiz haliyle bile biz çok özgüvensiz çıkıyoruz İngilizce. Evet, aynen. Konusunda. Zaten bir sürü sorun yaşıyoruz. Bir de bizim eğitim dilimizin İngilizce olmadığını düşün. Sıfırlanırsın ya. Evet. Dünyada hiçbir karşılığın kalmaz. Bence bir dili konuşmak önemli ama dünyayı takip etmek için önemli aslında. Tabii dünyada canım. Ne oluyor? Bir şey yapamazsın. Yine Oktay Sinanoğlu'nun o içine kapanmacı, korkak ve o böyle dikçe kaygılı ruh halinin karşısında bir olmak lazım. Ya dünyada ne konuşuyor bu insanlar? Tabii. Medeniyet birbirinin üzerine inşa edilerek kuruluyor. Mesela Oktay Sinanoğlu ileride anlatacak. Hepsini bizden öğrendiler. İşte Harezmi'den öğrendiler matematiği. İbn Sina'dan öğren tıpı. Nasıl öğrenmiş? Çevirerek öğrendiler. Arapça öğrenerek, bilerek öğrenmiş. Evet, öğrenerek öğrendiler. Arapça bilmesi öğrenemez o zaman. Ya medeniyet öyle içine kapanan öğreneceğim bir şey değil. Sen nasıl aktardın? Sen de Yunanca bildiğin için evet. Aktardın. Sen Yunanca biliyorsun, Arapça çeviriyorsun. Adam Arapça biliyor, kendi diline çeviriyor, aynen o da öyle. Büyüyor. Ulan herkes senin gibi düşünse aynen. Kimse ilerleyemeyecek. Şimdi Oktay Sinanoğlu'nun kaçırdığı şey Ömer'in de çok doğru. İngilizce öğrenilmiyor. Ben İngilizceyi üniversitede öğrendim. Tabii. İzmir'in iyi bir Anadolu Lisesi'nde okudum. Türkiye'nin 3. büyük şehri ama İngilizce öğrenmedim ben. İngilizce Boğaziçi'ne gittiğimde beginner'dım. Devlet okullarında okudun. Devlet okullarında okudum. Bir de İngilizce bir de sınıfsal bir şeyle. Tabii ki. Şimdi bak sen bunu de yasakla devlet okullarında yabancı dil eğitimini. İngilizce kimse öğrenmeyecek mi? Öğrenecek. Zengin çocuklar öğrenecek. Evet. Onlar ön plana çıkacak. İngilizce bilmeyen birinin şu an dünyada rekabetçi olabilmesi mümkünatı evet, yok. Evet. Türkiye'de de iş bulamaz. Doğru düzgün. Otomatikman sınıfın düşüyor. Bunu diyen adam kendi çocuğuna sadece Türkçe öğretir mi? Kendi çocuğuna sen İngilizce öğrenme der mi? Demez. Bu bizim şeye benziyor ya. Bizim işte bu geçen de söylemiştim ya. Bizim albaylar Amerika'yı sevmezler. Çocukları Amerika'da okur. Kimse çocuğun içine yollamaz. Bizim bu Avrasyacı generaller. Aynı şey burada da. Sana diyor ki fakir Mehmet'in çocuğu İngilizce öğrenmesin. Kafası karışır. Yozlaşır. Senin çocuğun. Hadi onun çocuğuna da bakalım. Bak çok komiktir. Oktay Sinanoğlu ben şaşırdım ilk başta. Mit sandım. Oktay Sinanoğlu'nun çocuğu Türkçe bilmiyor. Gerçekten bilmiyor. Cenazesinde İngilizce konuşmuş adam. Bak o kadar ironik, biraz acı, trajikomik bir durum ki. Şok oldum, inanmadım. Videoyu buldum abi adam Türkçe bilmiyor ya. Ya senin çocuğun Türkçe bilmiyor abi sen ne anlatıyorsun? Bu arada bence olay dil bilmekten de öte.
Boğaziçi, Koç, ODTÜ dışında siyaset bilimi okuyan insanlarla tanıştım. Ve onların siyasetle konuşurken bana şu soruları sorduğunu fark ettim. Abi dünyada kaç ülke var? AB ne zaman kuruldu? Böyle sorular soruyor. Ezberci bir eğitim var. Aslında mesele dilin eğitiminin kendisinden ziyade o dil eğitimindeki zihniyet. Türkçe eğitim veren sosyal bilimler çok ezberci. Ya kanun ezberliyorsun, ya ülkeyi ezberliyorsun. En ihtimalle bir felsefecinin argümanlarını ezberliyorsun. O kavramı alıp kendi dünyada adapte etmek yok. Biz Boğaziçi'nde öyle şu ülkenin başkenti nedir, şu ülke ne zaman kurulmuştur diye yapmıyoruz. Bize bir sana bir kavram veriyor. O kavramı eleştirel şekilde yaklaşmaya çalışıyorsun. Niye? Çünkü biraz bence İngilizce eğitim, dünyayla adapte olmayla ilgili bir şey var. Çünkü o soru sorma, eleştirel yaklaşma, o biraz bence dil eğitiminin kendisine geliyor. Türkiye'de bence dil eğitiminin önemli noktası bu. Seni dünyayla birleştirdiği için dünya standartlarını yakalamaya başlıyorsun. Ya bir de şöyle bir problem var kardeşim. Bizim okuduğumuz eserleri İngilizceden okuma, Türkçe çevirisini oku. Abidik gubidik bir şey oluyor. Anlaması da zor oluyor. Yani yazıldı dilde okumadığın zaman çoğu eseri çeviriye çok mahkumsun ve çevirilerin çok kötü olur. Kötü oluyor. Çünkü Ömer benim düşündüğüm şey şu. Her bilginin bir cemaati var. Yani üniversiteler, yayın evleri, akademisyenler, öğrenciler. O bilgi aslında bir cemaatle anlamlı. Türkçe entelektüel dilinin cemaat yapısı daha ezbere dayalı. Ve insanı eleştirel düşünmeye fazla itmiyor. Genelde böyle aynı argümanların tekrarı. Bizim ateş ölçerleri insanlar izlese %90'ı beğenmez. Bizi böyle kredibil bulmaz. Bunlar der nasıl siyaset bilimi öğrencisi. Hatta bizim bir demokrasi videosunda şey demişti. Demokrasi tartışmasınız Platon adı geçmiyor. Böyle bir şey olur mu? Halbuki biz öyle insanların isimlerini vermiyoruz. Yani orada bir name drop yok. İşte Platon şunu demiştir. Kant buna böyle yaklaşır. Meselenin özünü anımsamak önemli. Ama insanların genelde beklentisi belli filozof isimlerini vereceksin. Belli tarihler vereceksin. Bilgi kusacaksın. Bizim zaten eğitim sistemimiz de, düşünce dünyamız da belli sorunlara sahip. Çok biz ezberci. Yabancı dil öğrenmezsek onu da genişletemeyiz. Bu arada şeye katılıyorum ben ama. Dil bir kültüre dair en önemli şeydir. Hani bir millete dair de en önemli şey bence dil. Yani Türk milletini birleştiren unsur nedir diye sorsan bana ben Türkçedir derim. Yani bir şeyden sınır çizeceksem Türkçe. Ben sınır çizerim. Hatta sevdiğim bir anekdot vardır. Kafka'ya sorarlar sen Alman mısın yoksa Çek misin? Kafka da der ki benim anam Almanca konuşur. Çünkü o dil seni bir kültürel aileye mensup yapıyor. Bir zihin dünyasına bir gruba mensup oluyorsun. En büyük ortaklık kaynağı benim için dil. Dolayısıyla dilin önemsenmesi, adamın dile takması ve dili bu kadar önemsemesini anlıyorum. Anlıyorum evet. Destekliyorum da eyvallah da baba buraya kadar götürme yani olayı. Hatta biraz daha kavramsal konuşacaksak epistemolojik cemaatler var. Aslında onu anlatıyorum. Yani epistemoloji yani her bir dilin anlamlı olduğu yapılar var, şemalar var. Türkçedeki şemanın ben daha maalesef ezberci olduğunu düşünüyorum. Dilin metafizik bir yönü de vardır. O milletin ruhunu da temsil eder. Bak bunu da düşünün. Ben mesela İspanyolca konuştuğum zaman, Portekizce konuştuğum zaman bana bir enerji, neşe gelir. Öyle bir şey yapasım gelir. Mesela İngilizce'de daha rasyonel oluyorum. To the point oluyorsun. Evet. Fransızca biraz uyuz bir dil bence. Fazla kasıntı bir dil. Fazla kibarlar. Mesela o kibarlı, o kasıntılı hissediyorsun. Fransız kasıntılı Fransız diline yansımıştır. İspanyolca öyle değildir bak mesela düşün. İspanyolca böyle hermano mermano falan böyle hani hemen ense şaplak bir dildir. Devam et. Amerika ile oyun aşağı yukarı 47'de başladı. Osmanlı'nın son döneminde de başladı da. O zaman biliyorsunuz Amerika Türkiye'nin her tarafında yani Harput'ta, Merzifon'da bilmem nerede misyoner okulları açtı. Ve bunlar da tabii eğitim bir ara sayıları. Daha fazla. Daha fazla evet. Çok miktarda. Ve biliyorsunuz Robert College de bunlardan biriydi. Ve biliyorsunuz bu okullar Osmanlı İmparatorluğu'nun parçalanmasında çok büyük rol oynamıştır. Artık bunun bütün belgeleri falan her tarafta var. Bu Amerikan kolejleri. Evet yani işte Bulgar isyanının çıkarılıp Bulgaristan'ın kopartılması. Ondan sonra Ermeni havalarının başlatılması hep Amerikan okullarında başlamıştır. Osmanlı'nın parçalanmasında bu Amerikan okulları oynamıştır. Yabancı dille eğitimle. Ve Atatürk bu okulları kapatmıştır. Yani sence Osmanlı'nın parçalanmasındaki en büyük rollerden biri misyoner okulları mı? 100 tane saysam aklıma gelmez. Ya bak yani yine aynı ama şey ama ince var. Bulmuş ya. Bak aklıma gelmeyecek bir şeyi bulmuş. Bunu nasıl yanlışlayacaksın? Yani çok büyük pay sahibi olmuşsun. Nasıl olmuştur? Neyle olmuştur? 1000 tane sebep var. Tartus Amerikan Koleji mi sebep oldu yani? Yine bak aynı şey var. Yapısal sebepler hiç odaklanmıyor. Ekonomik, sosyal, siyasi sebepler var. Belki Osmanlı'nın dağılması sebep olan coğrafi keşifler, Rönesans, sanayi devrimi say bitmez. Bir tane şey buluyor. Bir aktör. O da ülkesine düşman olmuş ve yabancı aktörlerin sana karşı komplo uyguladığı bir aktör buluyor. Ve onu böyle büyüttükçe büyütüyor. Geri kalmışlığını, ezilmişliğini ona bağlıyor. Çok böyle kolaycı bir yaklaşım olarak görüyorum ben. Evet. Yani kendini eleştirmiyorsun. Dünyayı anlamaya çalışmıyorsun. İşte bir aydın buluyorsun. Onu da ahlaksız diye yaftalıyorsun. Ve kendi kendine bir sebep buluyorsun. Ne alaka? İnönü. Uydurmuş. İnönü'ye geçelim. Buradan İnönü. Bu video 2.6 milyon izlenmiş. Batı'dan Medet Uman ya satılmıştır, vatansızdır, vatan hainidir
veya süper ahmaktır. Yani süper süper ülken ahmaktır. Sizin yani ismetine neden pek haz etmediğinizi anlatıyorum. Evet tabii yani Türkiye çok kötülük etmiştir. Bir de kahraman diye yutturmuşlardır. Başta 45-46-47'de İsmet İnönü gizli ikili anlaşmalarla Türkiye'nin her şeyini Amerika'ya teslim etmiştir. Hiç şaşmamak lazım. Çünkü Kurtuluş Savaşı'ndan önce de Amerikan mandacısıydı. Amerikan mandasına giren deyip duruyordu. Kurtuluş Savaşı'na gelip de gönüllü katıldığını falan zannetmeyin. O resmi tarih. Yani topla tüfekle değil, bir tek kurşun sıkmadan Türkiye'nin her şeyi ele geçirildi. Uyuta uyuta milleti, eğitimine el atarak şu bu. Tarihte görülmemiş bir olay ya. Ve millet öyle bir hale getirildi ki umursamıyor bile. Biz zannettik ki bu anlaşıldığı zaman bir tepki olacak. Hayır. Kimsenin umurunda değil. Yak canım falan. Bak yine fark ettim aynı vurgu. Uyutuldu. Dışarıdan sana gizli anlaşmalar dayatıldı. Sürekli böyle bir komplocu bir zihniyet var. Yok ya anlaşmaları ülkende... İsmet İnönü yapmış. Hani sürekli senin üzerinde oyunlar oynanıyor ve Oktay Sinan da bunu deşifre eden bir dedektif. Ya senin üzerinde oyunlar oynanıyor olabilir. Buradaki sıkıntı senin üzerinde oyunlar oynanması değil. Adamlar oynar. Sen de onun üzerinde oynamaya çalışırsın. Burada mesele sürekli sorumluluğu karşı tarafa atmak. Dış güçler bizi karıştırıyorlar ya baba sen o zaman karıştırtma kendini. Bir, ikincisi anlattığı şeyler yine havada. Gizli anlaşmalar ne abi? Ve abi yani İsmet İnönü 1945'te Amerika yakınlaştı. Bu arada çok böyle gizli belgeler değil. Açıp bakıyorsun Türkiye NATO'ya başvurmuş. İstiyor zaten. Güney Kore'ye asker yollamış. Niye peki? Bir de şey değil ha Amerika gel oğlum Türkiye bizim yanımızda değil. Biz gidiyoruz evet, baba evet. Bizi al diye yani şey de değil. Yani, Amerika peki, bizi kandırdı da değil. Bak o da hiç anlatılmıyor. Ya Sovyetler seni tehdit etmiş. Aynen. Ve senden toprak talep ediyor. Yani bu konteksi anlatmadan böyle direkt bunu vermesi bence epey tehlikeli. İsmet İnönü Kurtuluş Savaşı öncesinden hani oradan yine böyle bir şey vuruşu var. Amerikan bandıcısıyla bu zaten. İşte yine bir hain almayın. Buldu. İçeride aynen. Bir hain buldu da yani İsmet İnönü aksine benim gördüğüm Türkiye siyasetinde en hakkı az verilmiş adamlardan biri gibi geliyor bana. Ben underrated bulurum. İsmet İnönü bayağı büyük adamdır. Yani haini maini geçtim çok büyük adamdır. Yani ben İsmet İnönü gibi demokrasiye kendi inisiyatifiyle geçen, kendi isteğiyle iktidarı veren çok fazla adam görmedim. Dünya tarihinde de çok az adam var böyle. O yüzden İsmet İnönü büyük de bir adamdır. Bunun tam tersini düşünüyorum. İki, bu şey biraz ucuz bir saldırı şekli. İşte 1918'de sen birazcık İngilizlere yakındın. Sen Alman'a yakındın. Ya oradaki elitler, siyasetler herkesin farklı bir kurtuluş reçetesi var. Kurtuluş reçetesi dediğimde sen şuna inanıyor olabilirsin. Abi biz bu savaşı kazanamayız. Savaşı vermektense belki Amerika ile anlaşsak daha iyi olur. Bunu herkes yapıyor bu arada. Vahdettin'e de yapıyorlar ya. Vahdettin hain. Bizde böyle bir şey var. Bir hain arama. Tarihte bir hain. Vahdettin vatanı satmaya yer arıyor. Şimdi bu işte İsmet İnönü hain diyor. Ya herkesin bir kendi reçetesi var. Herkesin bir kendi inancı var. Onlar çatışıyor. Bu kadar basit. Şöyle o çatışma esnasında oluşacak yeni düzende insanlar kendi pozisyonu korumak istiyorlar. Yani Vahdettin İngiliz mandası ve kendisinin kral olduğu senaryoyu bağımsız Türkiye ve kendisinin kral olmadığı senaryoyu tercih ediyor olabilir. Olabilir. Böyle bir durum var. İkincisi şunda haklı aslında resmi tarihte geçiştirdiği bir yer vardı ya. Savaş başlamadan önce insanlar pek savaşa inanmıyordu. Savaşın kazanılacağına da inanmıyordu. Küçük Ağa romanını okursanız görürsünüz. Küçük Ağa romanı aslında o nasıl elitlerin savaşa başta inanmadığını ama sonrasında yavaş yavaş inandığını iyi anlatıyor. Biraz resmi tarih şey gibi veriyor. Herkes 1918'den sonra savaşın kazanılacağına inanıyordu. Bir araya geldi ve savaşı kazandı. Hmm. Aslında yavaş yavaş gerçekleşti. Ve bu esnada senin dediğin olabilir. Evet. Sonradan ikna olmuş olabilirsin. Ama yine bak Oktay Sinanoğlu özcü. Bir sene önce kanıyor mu biliyordun? İngilizsen yabanisindir. Aynen. 1919'da böyle düşünüyorsan hala böyle düşünüyorsun. Sen işbirlikçisin, mandacısın. Hiç o aktörlerin değişebileceğine, real politiğe hiç önem vermiyor. Aynen. Burada da 3 tane padişahımızın türbesi var. Orada yazıyor. Sultan II. Mahmut. Ondan sonra Sultan Abdülaziz. Büyük bir padişahtır. Ondan sonra da gene çok büyük bir padişah. Yani bu millet için 33 sene dünyanın en belalı zamanında bir karış toprak vermemiş. Koskoca imparatorluğu dünyanın 3. büyük devleti olarak ayakta tutmuş. Ta ki tahttan dışarıdan yapılan oyunlarla indirilinceye kadar 1908'de Sultan Abdülhamit Han Hazretleri yatmaktadır. Ona soyunu sopunu atasını unutturulmakta olan milletim adına bu atama da şükranlarımızı sunuyor ve Allah'tan rahmet diliyorum. Cennet mekan Sultan Abdülhamit Han
ve hala onun yaptığı eserlerle bu İstanbul'da geçiriyoruz Türkiye'de. Burada da yine aynı şey var. Biz tarihsel şahsiyetleri çok fazla kutuplaşma malzemesi haline getiriyoruz. Evet. Ve bunu yaparken de gerçekleri eğip büküyoruz. Şimdi ben Abdülhamit düşmanı da değilim, sempatizanı da değilim. Ama bu adamın 33 yıllık döneminde Osmanlı'nın toprak kaybettiği zaten bariz. 93 Harbi var, Bulgaristan gidiyor, Tunus gidiyor, işte Kars, Ardahan, Batum gidiyor. Bizim bu meşhur lisede bize anlattığı şey var ya, Ruslar Yeşilköy'e kadar geldiler. Ayas Stefanos falan filan. İstanbul Havalimanı orası, eski Atatürk Havalimanı. O zaten Abdülhamit döneminde oluyor. Ha, Abdülhamit'in bunda bir suçu da olmayabilir. Abdülhamit zaten herkesin hasta adam olduğuna ikna olduğu bir dönemde gelmiş Osmanlı'da. Bir şeyler yapmaya çalışmış. Sen seversin aslında, real politiğe göre de davranmış. Baskıcı ama bir yandan da. Baskıcı da olmuş olabilir. O dönem zaten çok demokrasi falan bir şey de yok. Yani bu yalanlara gerek yok. Bir de mesela 3. büyük devlet ne demek abi? 1 İngiltere, 2 Almanya, 3 Osmanlı mı? Neye göre 3? Bak, Edem Eldem'in güzel bir lafı var. Bir Fransız televizyonuna röportaj vermişti. Türkiye diyor tarih hastası ve tarih manyağı. Dedin ya, bizde tarihsel şahsiyetler hep kutuplaşma için kullanılıyor. Bizde hangi siyasal pozisyonla işaret ettiğini, işte Abdülhamit mi seviyorsun, Atatürk'ü mü seviyorsun? Menderes'i mi seviyorsun, İnönü'yü mü seviyorsun? Ya orada da bir tarih şöyle gariplikler var. Ben şunu da anlamış. Yani Menderes sanki Kemalizmin çok dışında, CHP'nin çok dışında bir figür gibi sahipleniliyor. Abi Menderes dediğin adam Kemalist elitin bir devamı aslında. Aydın teşkilatından geliyor. Batılılaşmanın tam karşısındaymış gibi Abdülhamit lanse ediliyor. Aslında Abdülhamit de modernist. Birçok şeyi değiştirmeye çalışmış, eğitim reformu yapmaya çalışmış. Bahsettiği misyoner okullar en çok Abdülhamit zamanında açılmış. Hatta İlber Ortaylı şey diyor, Abdülhamit Latin alfabesine geçmeyi düşünüyordu diyor. O bile konuşuluyordu diyor. İşte bize tarih aslında kendi siyasal pozisyonunu hep meşrulaştırmak için var. O yüzden aslında tarih manyağı diyor ve bir yandan da tarih hastası diyor. Hasta çünkü bilmiyoruz. Aslında anlattığın altyapılar, işte o şahsiyetlerin ne anlatmak istediği bilinmiyor. Sadece o anki kendi siyasal pozisyonu ve diskurunu meşrulaştırmak için, bir şeyler sinyallemek için yaptığın şeyler. O tarihsel figürler bir tarihsel figür olarak kalmıyor da günümüz siyasetinin bir sinyalleme aracı oluyor. Ama bence daha ilginci şu Ömer. Bu videolarda hep şunu görüyorum. Arkada bir müzik koyunca, biraz da yakın plan çekim alınca bir anda peygambervari bir gerçekliği açıklıyorsun. Bir anda böyle söylediğin şey 10 kat doğru oluyor. Sen de yapacağız o zaman. Ya ben madem bu kadar kolay sen de yap bize, biz de aynısını yapalım. İstersek yaparız ama. Büyük bir başarı işte, ne güzel yapıyorlarmış. Ama bak burada YouTube'daki ve Instagram'daki o mantığı görmek lazım. Böyle milyonlarca video var. Şu anda müzik. Türk milleti. Sen kıskanıyorsun senin böyle 1923'ten beri tarihi olan bir millet değildir. O kadar izlenmez. Bin yıllık tarihi olan bir millet de değildir. Sahte peygamberlik yapmayalım. On binlerce yıllık tarihi olan dünyanın en uzun, en şerefli, bütün insanlığa en büyük hizmetleri vermiş insanlığa, bu batıya, bu batası batıya, güneşin bile battığı yerde batıya. Medeniyeti defalarca Asya'nın işlerinden bir atbaşı gibi uzanarak kim demişti? Nazım Hikmet, büyük vatansever. Dediği gibi defalarca oraya akademisi uzanarak binlerce yıldır bu yamyam barbar batıya medeniyeti, her türlü insanlık anlayışını, bilimi, tıbbı, kimyayı, cebiri defalarca gidip bunlara medeniyeti öğreten bu milletin torunlarıyız arkadaşlar. Absürt bir anlatıya çok yakın. Yani biz medeniyette bizi getirdik, şunu da biz yaptık, bunu da biz yaptık. Bana sorsan objektif bir şekilde baktığım zaman Türk tarihinin özelliği savaşçı olmasıdır ve savaşta başarılıdır yani. Hani tarihsel olarak önemli bir rolü de vardır, kabul ediyorum. Önemsiyorum da bunu ama medeniyeti de biz yaptık, şunu da biz yaptık, her şeyin sebebi biziz birazcık baba yani. Olacak iş mi ya bu? Bence bu video tam olarak o Oktay Sinanoğlu'nun zihin dünyasını iyi yansıtıyor. Hem batıyı, işte batası batı, barbar batı. Bir anda senin dediğin gibi her şeyi biz götürdük. Biz kimiz? O da belli değil bu arada. O da belli biz değil. Biz yani Türk İslam medeniyeti mi? Hani ne kadar İslami şahsiyetleri alıyor? Ne kadar Farsları onun için alıyor? Ne kadar Türk dediği kimse onun için alıyor? Belli değil. Osmanlı yıkılmaya başladığından beri bizde şu hissiyat çok yaygın. Yıkılıyoruz, endişe duyuyoruz. Türkiye'yi nasıl kurtaracağımızı, Osmanlı'yı nasıl kurtaracağımızı anlamaya çalışıyoruz. O da bir beka sorunu yaratıyor. Batı'ya karşı da böyle bir nefret yaratıyor. Yani biz çok iyiydik aslında, nasıl böyle olduk, Batı nasıl bir anda böyle gelişti. Oktay Sinanoğlu gibi tiplerde böyle bu direkt bir Batı karşıtı yaratıyor. Onun ne olduğunu anlamadan zaten işte batası Batı. Türkiye'de böyle bir aşırı abartma. Medeniyet aslında bizdeydi, bizden gitti. Türkiye'de çok yaygın bir damar olmaya başladı bu son zamanlarda. Bir aşağılık kompleksinin dışa vurumu gibi. Aynen. Doğu medeniyeti aslında her şeyin kurucusu oydu. Batı medeniyeti tek dişi kalmış canavar, yamyam, barbar. Biz aslında bugün medeniyetin ilerlemesinde daha önemli bir role sahibiz gibi. Kendi kendimize anlattığımız bir propaganda dönmeye başladı. Bu Çetin Altın'ın çok güzel bir lafı var. Türk'ün Türkiye propagandası. Aynen. Diye. Biz böyle sürekli birbirimizi şişiriyoruz. Biz çok iyiydik ama o aslında bir kaygının dışa vurumu. Bir de bize öğretilmiyor. Hani bunlar konuşulmuyor. Yani aslında Biruni Farabi çok büyük adam da konuşulmuyor. Aristoteles daha büyükmüş gibi gösteriliyor gibi. Bu biraz
ulusalcı hissiyatta var. Ulusalcı ideolojide falan bunun kırıntısını görebiliyorsun. Hatta onun böyle temel motoru, temel duygu motoru. Ulusalcılar ve muhafazakarların birleştiği bir konu. Aynen. Yani o batıya karşı nefret ve içe dönüp biz çok iyiydik propagandası birleşiyor. Evet. İçe kapanan, dışarı nefret eden, dışarının neden geliştiğini anlamak istemeyen, aynen, sadece duygu, ahlak ve hamaset satan bir hissiyata gidiyor. Ahlak kısmı önemli. Burada çünkü bu anlatıda şu da çok görülür. Bu anlatının bir kısmı da şudur. Batı ahlaksız, ahlaksız dediği vicdansız, kötü. Biz çok ahlaklı, vicdanlıyız. Buna hatta şey örnekleri verir. İşte Osmanlı kimseyi sömürmedi. Bak görüyorsun Batı sömürdü vesaire. Hani orada ahlaki bir ton da çok görülüyoruz. Biz daha, evet, vicdanlıyız. Doğu medeniyeti insanlığı öğretti falan. Bana bunlar biraz garip geliyor. Yani bir grubun kendisine böyle ahlaki üstünlük taslaması, kendi kendine böyle bir anlatı kurması bana... Bir nostalji arayışı var aslında. Hayır, bana çirkin de geliyor. Sen kendi kendine şöyle anlattığını düşün. Bir insan olarak düşünelim. Bir grup olarak değil. Sen diyorsun ki Ömer sen ahlaksızsın. Tamam ben ahlaksız olayım. Ben çok ahlaklıyım. Ben vicdanı öğrettim bu insanlara. Ben senden o kadar vicdanlıyım ki sen benim sayemde insanlığı öğrendin. Ya bu ne kadar çirkin bir görüntü aslında. O kaygının yansıması aslında. Çünkü senin kötüye gittiğini fark ediyorsun. Mesela bugün bu durumla karşılaştırabilecek Rusya var. Rusya belki 50 sene öncesinin en büyük ikinci devletiydi. Kaybediyor. O kaygıyı görüyorsun. Türkiye'de de aslında... Ahlak satmaya başladı. Ahlaklı bir insan ahlak satar mı ya? 150... Gerçekten ahlaklı bir insan şey der mi ya? Ben çok ahlaklıyım. İnsanlığı ben öğretiyorum herkese. Baba dalga geçiyorsun. İşte ama buradaki o 150 yıllık o beka şeyinde görmek lazım. Çünkü bir Sevr sendromu var. O Sevr sendromu denir ya. İşte bölüneceğiz. İşte Ermeniler ayrı bir devlet kuracak. Kürtler ayrı bir devlet kuracak. Bütün mallarımızı çökecekler. Böyle bir Sevr sendromu var. Tamam. Doğru. Güzel söyledin. Ama şimdi bak katıldığım bir yere getirdin beni. Ben Batı'ya karşı olan Türkiye'deki bu hafif düşmanlığın o kadar da irrasyonel olmadığını, zaten Batı tarafından da buna benzer bir muamele gördüğümüzü düşünüyorum. Batı'yla sürekli tarih boyunca çatışmışız. Tamam mı? Biz ve diğerleri var ya, biz ve onlar. Batı için biz onlarız. Biz tanımı yapılırken o dışarıdakiler, onlar hep Türkiye olmuş. Osmanlı olmuş. Osmanlı'nın da temsilcisi olarak. Dolayısıyla o kadar yanlış değil. O kimlik kurulurken diğerlerinin karşıtlığı üzerinden kuruluyor ya. Bizim kimliğimiz de öyle kuruluyor. Yani kimlik kurmak birazcık da kendini ayrıştırmak, diğerlerini düşmanlaştırmakla oluyor. Katılmadığım yer, Batı da kendi arasında kavga eden bir yapı zaten. Batı da yeri geldiğinde Rusya, Amerika ile savaşıyor, İngiltere, Fransa ile savaşıyor. Öyleyse. Bu kimlik oluşumunda öteki tanımı önemlidir. Biz hep öteki olmuşuz. Onlar da bizim için öteki olmuş. Katılıyorum ama katılmadığım... Bu bir tansiyon yaratır. Bu tansiyon yaratıyor ama demek istediğim o tansiyon Avrupa'nın içerisinde de var. Ama zaten Avrupa'ya veya Batı'ya baktığımızda o Oktay Sinanoğlu'nun rahatsız olduğu kavramları analiz eden insanlar var. Oktay Sinanoğlu neyden rahatsız oluyor aslında? Küreselleşme. Amerikan hegemonyasının gittikçe genişlemesi. Çünkü o 1990'lardan ve 2000'lerin başına popüler oluyor ya. Tam Sovyetler yıkılmış. Amerika hegemonyasını kuruyor. Irak'ı işgal ediyor. Rusya zaten çökmüş durumda. Bir kere Amerikan hegemonyasının arttığı bir dönem. Küreselleşme almış başına gidiyor. Hatta bunun için kavram var. McDonald'slaşma. Her kültürün birbirine benzemesi. Tabii ona da kızıyor. Aynen. Hamburger yiyen, top oynayanlar falan, evet, diye kızıyor. Bu modernizmin, kapitalizmin ve kültür emperyalizminin bir basıncı ve bir kimlik sizleştirici etkisi var. Sömürgeleştirici bir etkisi var. Ama bunu analiz eden, daha rasyonel bakan insanlar var. Bir de Oktay Sinanoğlu gibi daha reaksiyonel, daha duygu üzerinden ve hamaset üzerinden anlatanlar var. Ben buna karşıyım. Ama şimdi daha demin konuşmalarından şey gibi oldu. Ya aslında kimseyle bir sıkıntı yok. Batı düşman yok falan değil. Şimdi Türkiye'de şöyle bir anlatı vardır. Öyle bir şey demediğim bence belli. Yok, biraz öyle gibi hissettirdiği için açıyorum burayı. Ben böyle düşünmüyorum çünkü. Türkiye'de bize anlatılan klasik hikaye resmi ideolojide işte 3 yanı denizlerle 4 yanı düşmanlarla çevrili bir Türkiye. Şimdi bu psikoloji kötü bir psikoloji. Çünkü senin adamlarla masaya oturmaktan da alıkoyuyor. Herkesi düşman belliyorsun. Halbuki anlaşman lazım, görüşmen lazım vesaire. Bunlara katılıyorum. Ama şunu da düşünüyorum. Yaşım ilerledikçe, biraz tarihe bakınca, biraz Avrupa'ya git gel. Bence şey de olmuş yani, bu iki toplum arasında bir rekabet kaynaklı bir tansiyon ve hafif düşmanlaşma olayı var. Yani bugün Türkiye, İtalya'yı futbolda yeniyorsun, İtalyan gazeteleri şey diye başlık atıyor. Anne Türkler geliyor işte, mama il türücü falan diye. Yani öyle bir tarihsel zemin de var. Tarihsel zemin var ama bak bu Balkan Savaşı'nda aslında o Batı'ya karşı nefret en noktaya çıkıyor. İşte yani bir sebebi var yani bu nefretin. Ama bu nefret şey değil yani, her şey çok güllük gülistanlıktı. Biz takacak adam aradık, baktık bak, burada Batı var, İngilizlere bak, takalım. Bu yine bak bence Oktay Sinanoğlu'nun yaptığının tam tersi gibi bir şey oluyor. Hiç kimse zaten benim de iddia ettiğim şey Batı çok iyi, bizi Batı'ya eklenelim değil. İlişkiler real politiktir. Tabii ve ki, ben ülkeler de birbiriyle anlaşarak ve bazen güç çatışmasına girerek kendilerini maksimize etmeye çalışıyorlar. Medeniyet de birbirleri üzerine kurulu. Oktay Sinanoğlu'nun anlattığı gibi biz Batı'dan uzak duralım, tabii, onlardan hiçbir şey öğrenmeyelim deyince olacağın şey daha kötü noktaya gitmektir. Bak Mustafa Kemal Atatürk 1923'te savaş bitiyor. Diyor ki tamam savaş bitti. 10 yıl savaşmış ülke bu arada. Batı'ya yönelik bir nefret var. 12 adaları nasıl çöktüler kardeşim? Bunlar beni konuşturma. Edirne gitmişti.
İşte Edirne'yi aldılar ya. Hani nerede Wilson ülkeleri? Sen bana Batı'yı savunma burada. Sonra bunun üzerine Mustafa Kemal Atatürk ne diyor? Tamam, intikam vakti bitti, ilerleme vakti. Tamam. Biz özellikle eziklik psikolojisi, kaygı, intikam hissiyatıyla, düşmanlaşma hissiyatıyla ilerlersek ilerleyemeyiz. Batı'ya rağmen Batı. Aynen. Medeniyet orada, onun bilim, fen, teknik neyse onu alacaksın, öğreneceksin. Bu böyledir. Düşmanlık besleyerek hiçbir yere ilerleyemezsin. Çünkü Batı'nın kendi içinde homojen değil dedin ya. Ya mesela Almanya, Fransa'ya bak, tarih boyunca kavga etmişler abi. Tarih boyunca savaşmışlar. Hem de toprak üzerine savaşmışlar. Yani ciddi bir kavga da var. Ama bugün işbirliği yapabiliyorlar. Bugün aynı gemide gidebiliyorlar değil mi? Dolayısıyla bütün bu tarihsel tansiyonlar ve düşmanlıklara rağmen bugün daha rasyonel olan senin komşularınla aslında anlaşabilmendir, masaya oturabilmendir, kavgayı sürdürmemendir. Değil. Ama şunu anlayabiliyorum işte, yani Cumhuriyet ilk dönemindeki elitlerde de insanlarda da o travmanın yarattığı biraz Batı düşmanlığı, zaten Kemalist rejimde biraz ikircikli bir ruh hali de vardır. Hani bir yandan Batı tek dişi kalmış canavardır ama öteki yandan da yakalaman gereken işte muasır medeniyetler seviyesi, abi dans edelim, vals yapalım, biraz şunları yakalayalım, bunlar gibi olalım. Yani bir yandan özenme ve bunlar gibi olma isteği ama öteki yandan adamlar bir de tek dişi kalmış canavar. Orada ikircikli bir ruh hali de var zaten. Oktay Sinan değil, aslında bir zihin dünyası ve Türkiye'deki entelektüel hayatı da biraz konuşmuş olduk. Beğendiyseniz bizi paylaşabilir, yorum yapabilir, sevdiklerinizle bizi beraber izleyebilirsiniz. 49 Avul sizlerle güzel. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere. Görüşürüz.